Zor bir gece geçirdik. Evet. Bütün İstanbullular. Çok yoğun bir yağış. Evet, maalesef. Afetiyle karşı karşıya kaldık. Sonrasında maalesef can kayıplarımız var, yaralılarımız var. Çok ciddi hasar var. Bilhassa Başakşehir, evet, Arnavutköy ve Küçükçekmece ilçelerinde ciddi hasara yol açtı bu yağış. İstanbul'da bu tip afetlere hazırlık yapmak kesinlikle görevinde olan kurumlar belediyelerdir. Tabii ki. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dün akşam İstanbul'daydı. Belki şaşırmışsındır, evet, diye söyleyeyim dedim. Çok güzel yatırımlar yaptık. Çok, efendime söyleyeyim, mühim ya çalışmalar olduğunu, abi, bilinçli yatırımların mühim çalışmalar olduğunu görmüş olduk diyor. Biz de gördük İstanbul'da işte diyor. Yuh yani. Ya ben, bir şey bulamıyorum. Evet abi, çok pişkinlik, böyle pişkinlik çok olmaz. Endişeliyim. İstanbul'da yaşayan biri, ayıp, olarak endişeliyim. Yani bu iklim değişikliklerinden, mevsimsel aktivitelerden, doğal afetlerden etkilenmekten çok endişeliyim. Zira çok uzun süredir bu şehrin bana güven veren bir yönetimi olmadı. Liyakat sahibi kadroların tam anlamıyla tasfiyesiyle, neden? Çünkü bir takım sözlerle seçildi. O söz verdiklerine o cilosu vermesi icap ederdi. Hal böyle. Abi, karda kalmanın sebebi de Ekrem İmamoğlu'dur. Çok iyi biliyorum. Hadi. Deden biliyorsun değil mi? O tas binlerce kişi işten çıkartırken kar küreme araçlarını kullanan yıllarca tecrübeli, evet, elemanları, evet, at. Onun yerine beceriksiz kadroları getir. Sonra Emel Özkök çıksın buradan evine giderken. 15 saatte bir de gidemezsin. Evet. Niye? Kar küreme aracı alıp da yanlışlıkla kara alırken arabayı çarpıp da, evet, ortalığı parçaladı. Bu görüntülerin hepsini gördüm. Bu da İmamoğlu beceriksizliği. 25 Ocak 2022 idi tarihte. Evet, tarihleri unutmazsın yani. Hiç unutmuyorum. Yani olay değil yani. Bu dediğim gibi beni böyle. Beni Allah o gizli Allah ajandasıyla İstanbul'u korusun. O genel siyaset malzemesi yaptığı o yaklaşımlarıyla, İşte Cumhurbaşkanı adayı olma sevdasıyla, ya, Cumhurbaşkanı İstanbul'da yardımcısı adayı olma sevdasıyla, şimdi CHP'nin genel başkanı olma sevdasıyla. O da vazgeçti sanki ondan. Yok. O plan hala, mühürlendim diyor o ya. O plan hala yürürlükte. O plan yok mu? O plan hala yürürlükte.